Yoğun bir koşuşturmaca içindeyken hayatın hiç de kolay olmadığını biliyorum. Spor salonuna gitmek, oraya ulaşımınızı, antrenman yapmayı ve bir de geri dönüşünüzü hesaba kattığımızda epey zaman alan bir şeydir. Vaktinizi yollarda heba etmeyi istemiyorsanız bakın sizin için ne hazırladık. Herhangi bir alet olmadan yapabileceğiniz 10 dakikalık bir tam vücut antrenmanı. İhtiyacınız olan tek şey sizi yerde daha rahat ettirecek bir egzersiz matı. Herhalde bir matınız vardır. Kendimizi boş telaşlarla yorup lafı uzatmadan hadi şununla başlayalım. Jumping Jack hareketi. Jumping Jack hem harika bir ısınma hareketidir hem de güç arttırıcı antrenmandan önce kalp atışınızı hızlandıracak iyi bir kardiyo egzersizidir. Canınız koşuya çıkmak istemiyorsa Jumping Jack hareketi de onunla aynı işi görür. Ayaklarınızı basen genişliğinde açarak ve kollarınızı yanlarda sallandırarak ayakta dik durun. Şimdi ayaklarınızı açarak ve kollarınızı başınızın üzerinde el çırpmak için yukarıya kaldırarak sıçrayın. Yere iner inmez tekrar sıçrayarak başlangıç pozisyonuna dönün. Sanki bir pop müzik konserindeymişsiniz gibi. Bu egzersizi tam 1 dakika yapın. Daha sonra hemen bir sonrakine geçin. Kaslarınızı sürekli çalıştırmak için bu antrenmanda egzersizler arasında mola vermemek önemlidir. Sarkaç lunge egzersizi. Bu hareket temel lunge egzersizinin dizin kırılarak yapılanıdır. Sadece ileriye veya geriye değil, aynı anda ikisini de yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda basenlerinizi, uyluklarınızı ve kalça kaslarınızı da tüm yönleriyle çalıştırarak daha etkin bir hale getirirsiniz. Ayaklarınız bitişik ve kollarınız yanlarda ayakta dik durun. Sağ ayağınızla geriye bir adım atın ve ayak parmaklarınızın köküne basarak aşağı inin. Şimdi dizlerinizi kırın ve göbeğinizi ve kalça kaslarınızı çalıştırmaya devam ederken sağ dizinizle yere dokunun. Belinizi bükmeyin, yoksa belinizi gereksiz yere zorlayarak hareketi mahvedersiniz. Şimdi sol bacağınızı uzatıp sağ bacağınızı öne sallayarak sarkaç hareketiyle kendinizi yukarı ve ileri itin. Ayakta olduğunuz pozisyonda duraklamayarak tüm ayağınızın üstünde ileri bir adım atın ve dizlerinizi tekrar bükün. Bu sefer sol dizinizle yere dokunun. Tekrar yapmak için kendinizi yukarı ve geriye itin. Sonuçta bir koşudan önce yapılan tereddüt dolu bir başlangıç adımı gibi görünmeli. Bu hareketi 30 saniye tekrarlayın. Sonra bacaklarınızı değiştirip sol bacağınızla bir 30 saniye daha çalışın. Duraklamalı squat hareketi. Bu hareket squat egzersizinin dinamik hareketlere durağan yük eklenen bir üst modelidir. Kuadrisepsleriniz, diz ardı kirişleriniz ve kalça kaslarınız zorlanacak ve buna bayılacaksınız. Ayaklarınız omuz genişliğinde açık bir şekilde ayakta dik durun. Dizlerinizi kırıp kalçalarınızı dışarı iterek alçalıp squat hareketine geçin. Sırtınızı düz tutun ve topuklarınızı yerden kaldırmayın. Arkanızda bir sandalye olduğunu hayal edip ona oturun. Tabii yine de sandalyenin hayali olduğunu unutmayın. Squat hareketindeyken 3 saniye hareketsiz kalın. Sandalyenin eksikliğini hissedin. Ardından sonunda başlangıç pozisyonuna dönmek için ayağa kalkın ve hareketi tekrar yapın. 10 tekrar sizi aslında orada bir sandalye olmadığına ikna edecektir. Dağcı dönüşü hareketi. Yükseliyoruz. Bu egzersiz göbeğinizi, karın kaslarınızı ve az da olsa basenlerinizi çalıştırır. Elleriniz yerde, omuzlarınızın tam altında dururken şınav pozisyonuna geçin ve ayak parmaklarınızla desteklediğiniz vücudunuzu alçaltın. Aynı zamanda göbeğinizi çevirirken ve sol dirseğinize dizinizle dokunmaya çalışırken sağ bacağınızı göğsünüze getirin. Bacağınızı tekrar indirin. Hareketi sol bacak ve sağ dirsekle tekrarlayın. Egzersiz boyunca önünüzde tırmandığınız basamaklar olduğunu ama bunu kibarca yapmak istediğinizi düşünün. Bu podyum yürüyüşünü dolu dolu 30 saniye yapmak işe yarayacaktır. Burpee hareketi. Kabul edin az önce gözlerinizi devirdiniz. Yapmayın. İçinde burpee hareketi olmasa buna antrenman denir mi? Hızlı bir biçimde yapılınca neredeyse tüm vücudunuzu çalıştırır ve egzersiz grubuna o çok istenen kardiyo etkisini de ekler. Her neyse, hafızanızı tazeleyelim. Ayaklarınız basen genişliğinde açık bir şekilde ayakta durun ve sonra dizlerinizi kırarak ellerinizi yere koyun. Bacaklarınızı geriye atarak şınav pozisyonuna girin ve şınav çekin. Demek istediğim göğsünüz yere değene kadar dirseklerinizi kırın ve sonra kendinizi güçlü bir hareketle yukarı iterken aynı anda bacaklarınızı vücudunuzun altına getirin. Kendinizi kaldırmak için bacaklarınızla itin, dik durun ve ellerinizi havaya kaldırın. Yere bastığınızda hemen bir başka tekrara geçin. İşte bu da burpee hareketiniz. 10 tekrar yeterli olur.
havalanarak şınav. İşte ciddi hareketler başlıyor. Klasik şınav hareketi sadece omuzlarınızı, trisepsleri, sırtınızı ve göğsünüzü çalıştırırken havalanarak yapılan şekli daha da ileri gider. Tüm vücudunuzu çalıştırır. Az önce saydığım kaslara karın kaslarınızı, basenlerinizi ve kalça kaslarınızı da ekler. Tam bir antrenman makinesi. Ellerinizi omuzlarınızın tam altına yere ve ayaklarınızı parmak uçlarının üzerine yerleştirerek klasik şınav pozisyonunda başlayın. Göğsünüzle yere değmek için kendinizi alçaltın, sonra kendinizi yukarı itin. Şimdi ilginç kısım başlıyor. Başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde dizlerinizi kırın ve kalçalarınızı neredeyse topuklarınıza oturacak kadar geriye itin. Elleriniz aynı yerde kalmalı. Sırtınız düz durmalı ve karın kaslarınızı sıkmalısınız. Bu hareket temelde squat egzersiziyle şınav hareketi aşkının bir meyvesidir. Yine başlangıç pozisyonuna dönün ve tekrarlayın. Bu harekete biraz daha zorluk eklemek isterseniz yukarı ve geriye hareket ettiğiniz sırada kendinizi itip kollarınızı tavana doğru kaldırarak sıçrayın. Böylece uyluklarınızı ve kalça kaslarınızı çalıştırırsınız. Elbette onları çalıştırmaktan henüz yorulmadıysanız. Eğer yorulduysanız ağırdan alın ve daha önce anlattığım şekilde yapın. Havalanarak şınav hareketinde de 10 tekrar yapmaya ne dersiniz? Bence gayet yeterli olur. Elmas şınav. Aslında şınav hareketi nasıl yapacağınızı biliyorsanız oldukça çok yönlü bir egzersizdir. Mesela bu versiyonu bisepsleri klasik şınav hareketinden çok daha fazla çalıştırır. Gereken her şey ayaklarınızın altındayken dumbbell'a kimin ihtiyacı olur ki? Yeri kastediyorum. Önce ellerinizi yere, omuzlarınızın tam altına koyarak falan filan. Gerisini biliyorsunuz. Şimdiye kadar birçok kez yaptık. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Klasik şınav pozisyonundayız. Şimdi işaret ve baş parmaklarınız birbirine değecek şekilde ellerinizi birbirine yakınlaştırıp bir elmas şekli oluşturun. Dirseklerinizi büküp göğsünüzle yere değmek için vücudunuzu alçaltın. Sırtınızı düz tutun ve kollarınızı gövdenize olabildiğince yakın tutmayı ihmal etmeyin. Dirseklerinizi uzakta tutmanız gerilimi kaydırır ve bisepsleriniz daha gerilir. Şimdi kendinizi tekrar yukarı itip hareketi tekrarlayın. Bu harekette de 10 tekrar yapın. Ters mekik hareketi. Sırtınızı unutmak istemezsiniz herhalde. Bu egzersiz saçma görünüyor ama en geniş sırt kası olan latte için muhteşem olduğu gibi karın kaslarınızı ve hatta belinizi de çalıştırır. Bacaklarınızı uzatın, kollarınızı vücudunuzun yan kısmına yerleştirerek yüzüstü yere uzanın. Burnunuzu egzersiz matına bastırmamaya çalışın. Şimdi karın kaslarınızı sıkın, başınızı ve omuzlarınızı yerden kaldırın. Birkaç saniye bu pozisyonda kalıp tekrar yere inin. Bu egzersizi 30 saniye tekrarlayın ve bu setin son egzersizine hazırlanın. Triceps dip hareketi. Pekala, triceps kasları bu tam vücut antrenmanındaki son kaslar ve dip hareketiyle onları kolayca çalıştırabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir bank ya da bir sandalye veya aynı işe yarayacak herhangi bir yükseltilmiş yüzey. Bankta oturup ellerinizi yanlara koyarak parmaklarınızla kenarını sıkıca kavrayın. Kalçanızı banktan kaydırın ve kendinizi topuklarınızla dengeleyerek bacaklarınızı düz tutun ve elleriniz kenarlarda olsun. Omuzunuzdan aşağı tüm vücudunuz gibi dirseklerinizin de düz durduğundan emin olun. Şimdi dirseklerinizi dik açıyla bükün ve kendinizi yukarı itin. İşte bir tekrar bitti. Bu kadar basit. Şimdi 20 kere tekrarlayın ve sonrasında serbestsiniz. Tamam, işte bu neredeyse vücudunuzdaki her kası çalıştıran bir antrenman ve günde sadece 10 dakika sürüyor. Bu antrenmanı gün aşırı herhangi bir zarar görmeden yapabilirsiniz. Çünkü sadece kendi vücut ağırlığınızı kullanırsınız ve sizi fazla zorlamaz. Yeter ki başlamadan önce iyice ısınmayı ihmal etmeyin. Jumping Jack hareketi ne güne duruyor? Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu listeye kendi egzersizlerinizi ya da versiyonlarınızı da ekleyebilir veya bugün size anlattığım her bir hareket için tekrar sayısını arttırabilirsiniz. Bu antrenmanı biraz daha uzatır ama ileride daha fazla faydasını görürsünüz. Spor salonuna gitmek zorunda kalmaz, zamanınızı değerlendirmiş olursunuz. Bu tam vücut antrenmanına başka hangi egzersizleri eklerdiniz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hey ama durun, hemen çalışmaya başlamayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz daha var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip tıklayarak keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.